Gezi davasına ilişkin yargılamalar sırasında Osman Kavala'nın tahliye edilmesi yönünde oy kullanan hakim Sercan Karagöz, HSK karanamesiyle Ağrı'ya atandı. Ağrı sürgün yeri ya. Her geçen gün yargıya yapılan müdahalelerin daha da fazla arttığını görüyoruz. Yapılan bu müdahalelerin yargının bağımsızlığını kaldırdığını söyleyebilir miyiz? Zaten yargı bağımsız diyen var mı bilmiyorum artık kaldı mı ki? Yani yargıya bağımsız diyen herhalde pek de kalmadı. Şimdi bakın ağır ceza reisini başka yere sürüyorlar. Yani sen nasıl olur da biz Osman Kavala'nın ağır müebbet almasını sağladık. Sen nasıl olur da tahliyesi yönünde oy kullanırsın? Yani bir de diyorlar ki yok işte Türkiye'de e, yargıçların, savcı ve hakimlerin e, yer değiştirmesini, yani cezalandırılmasını, yer değiştirilmesi, e, sürgüne gönderilmesini engelleyecek bir kanuni düzenleme yaptık ya da yapacağız. Hani nerede? Nerede? İşte adamı almışsın İstanbul'dan ağrıya sürmüşsün. Hani işte bunu gören, bu böyle 3-5 tane yapıyorlar. Bunu gören artık bütün hakimler, savcılar ödü kopuyor. Artık onların dediğini yapıyorlar. Adam bütün düzeni bozulacak şimdi. İstanbul'da bir düzen kurmuş kendini. Ailesi orada, çocuklar okula gidiyor bilmem ne. Tut sen adamı ağrıya, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna. Böyle birkaç tane olay bütün hakimlerin, savcıların gözünü korkutuyor. Artık ondan sonra hiç birisi böyle bir şey göze alamıyor. Ne diyorlarsa emredersin diyorlar. Onların dediklerini yapmaya başlıyorlar. Elbette herkes yine yapmıyordur. Herkes e, onursuz değildir. Mutlaka şahsiyetli hakimler, savcılar da vardır. Ama kurulan düzen böyle bir düzen. Korkutuyor yani. Hakim'i de korkutuyor. Yani diktatörlüklerden yargının görevi. Diktatörlerin isteklerini yerine getirmektir. Adaletin gereğini yerine getirmek değildir. Diktatörün istediklerini yerine getirmektir. Hukuka uydurmaktır. Diktatörün taleplerini, emirlerini daha doğrusu emirlerini derin devletin emirlerini hukukileştirmektir. Aslında o bir emirdir, hukuk değildir, kanun değildir. O bir emirdir, ama o zaman diktatörlük gibi görülür. Ben böyle emrediyorum dese, tepedekiler olmaz. O zaman bu ülkede hukuk yok der insanlar. Emir yine onlar veriyorlar aslında, ama kararı hakim vermiş gibi görünüyor. Ve böylece hukuk devleti gibi görünmüş oluyoruz. Yani gerçek hukuk devletinde hakim kanuna ve vicdana göre karar verir. Ama e, diktatörlüklerde ise aslında talimata göre karar verirler. İşi kitabına uydururlar. Hakimlerin, savcıların görevi diktatörlerin talimatlarını kanuna uydurmak, çeşitli e, mantıklarla onu hukuki gibi göstermektir. İsterse şöyle anlayabilir, isterse böyle anlayabilir. Diktatör ne diyorsa onu öyle anlar, ona göre hüküm verir, olur biter. Osman Kavalanın suçu var mı yok mu o e, olaylarda gerçekten finansörlük yaptı mı gerçekten yani ağır müebbet almayı gerektiren bir şey yaptı mı bazı insanlar taşkınlık yapmış olabilir ama o taşkınlığı o mu yaptırdı İspat edildi mi e, yani o basit olaylarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya çalışmaktan bunu mahkemeye vermek doğru mu? Yani 3-5 tane gencin 3-5 tane yerde böyle bir takım eylemler yapmasıyla koca devlet mi yıkılacak? Yani böyle bir eylemi e, devleti yıkmaya kalkışmak gibi görmek doğru mu? suç olabilir ama devleti yıkmaya kalkışmak gibi böyle ağır laflar, büyük laflar edip ağır müebbetler vermek doğru mu? Siyasi olduğunu herkes biliyor. Bu tür kararlar kaç defa da bunlar üst mahkemeden de döndü. Her mahkem üst mahkemeden döndüğünde bir daha müdahale ediyorlar. Bir dosya daha açıyorlar. Yine ağır müebbet veriyorlar oluyor bitiyor. Böyle bir ülke. Yani demek istiyorlar ki Yargıtay'dan da dönse hikaye bizim dediğimiz olur, Yargıtay'ın dediği olmaz. Anayasa Mahkemesi'nden de dönse hikaye bizim dediğimiz olur, Anayasa Mahkemesi kim oluyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürseler dosyayı oradan da dönse gene hiçbir tesiri yok. Bizim dediğimiz olur diyorlar. Ve istediklerini yapıyorlar. Ondan sonra da hakim eğer biraz e, direnirse ya yeter artık ben vicdanım götürmüyor yeterin artık derse onu da oradan sürüyorlar Türkiye'nin bir ucuna oluyor bitiyor. Yani sanıkların sürüldüğünü çok gördük de hakimlerin de sürüldüğünü işte böyle böyle olaylarla görüyoruz.